boza, darı irmeği, şeker ve sudan yapılan fermente bir içecek türüdür. Boza mayalanarak oluşur ve probiyotik içerir. Fermantasyon süreçleri bozaya göre farklılık gösterebilir. Bu da bozanın kalitesinin değişmesinin bir nedenidir. Fermantasyon süresindeki farklılıklar fonksiyonel ve sindirilebilir özelliklerini de değiştirir. Boza 30 derece sıcaklıkta 24 saat fermantasyon için dinlendirilir. Daha sonra 4-5 derecede buzdolabına koyulur ve servise hazır hale getirilir. Tatlı-ekşi bir tada sahiptir ve bu nedenle de karakteristik bir tadı olduğu kabul edilir. Kışın sembol içeceklerinden olan bozanın sağlıklı şekilde ve ölçüde tüketildiğinde pek çok faydası bulunur. Kış günlerinde genellikle tercih edilen sıcak içeceklerin yanında boza, soğuk içilse de çok tüketilir. Boza kelimesi Farsça'da darı anlamına gelen buze kelimesinden gelir. Geçmişte kış mevsiminde satıcıların sokak sokak gezerek sattığı boza, Osmanlı'da önemli bir yere sahip. Bugün bira ile çok farklı olsa da, boza bilinen en eski tip bira olarak kabul edilir. 1074'te Kaşgarlı Mahmut'un Divan Mülügatki Türk eserinde bozanın darıdan yapıldığı belirtilmiştir eski zamanlarda Kafkasya'da yaşayanların boza tükettiği bilinir. Kırım, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Mısır'da yayılmış boza, doğru Avrupa ve Balkanlar'da da tüketilmeye başlanmıştır. 16. Yuda ise boza dükkanlarda satılmaya başlanmıştır. Boza neyden yapılır? Boza, buğday, arpa, yulaf, mısır, pirinç, bulgur ve darı gibi tahıllardan yapılır. Darı yemeği, şeker ve suyun kullanıldığı bozanın üretimi, ham maddenin hazırlanması, kaynatma, soğutma, süzme, şeker ilavesi ve fermantasyon aşamalarından oluşur. Sıcaklık fermantasyonda en belirleyici etmendir. Boza nasıl içilir? Boza, tarçın ve leblebi ile birlikte soğutularak içilir bozamaya içeren bir içecek olduğu için saklama koşulları çok önemlidir. Maya üremesine karşı açıldıktan sonra kısa bir süre içinde tüketilmelidir ve serin yerde saklanmalıdır. Buzdolabında 4 derecede saklanması raf ömrünü uzamasını sağlar. Bozada oluşan kötü koku ve kabarcıklar bozanın bozulmuş olabileceğinin göstergesidir. Bozanın kalorisi bir çay bardağı boza, ortalama 210 kaloridir. Bozanın enerjisi içerindeki karbonhidrattan gelir. Proteini eser miktarda olan boza tamamen karbonhidrat kaynağı bir besin olarak görülebilir. Enerji ihtiyacı artan kişiler, boza tüketebilir. Boz'un yapıldığı tahıllar, kanser ve kalp hastalıklardan koruyan fenolik asit açısından zengindir. Tahıllar demir, selenyum, magnezyum, B vitaminleri ve liften oluşurlar. Yüksek lif ve özellikle B grubu, B1, B6, B12 vitaminleri, vitamin deposu olarak da bilinen bozanın karbonhidrat kaynağı olduğu unutulmamalı. Bir çay bardağı yaklaşık ortalama 3 dilim ekmeğe eşdeğerdir. Bu nedenle porsiyon miktarı ve sıklığına mutlaka dikkat edilmeli, bozanın faydaları sindirimi kolaylaştırır boza içerdiği aktif mayalarla ve laktik asitle sindirim sistemini rahatlatır. Ancak fazla tüketilmesi halinde gaz ve ishal gibi sorunlara neden olabilir. Bağışıklığı güçlendirir antioksidanlar açısından zengin olan boza bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasında önemli yer tutar. Probiyotik bakterilerle bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklığı güçlendirir. Böylece soğuk algınlığı ve kanserden korunmaya da yardımcı olur. Antimikrobiyal özelliğe sahip bu sıvının çeşitli enfeksiyonların tedavisinde de etkili olduğu bilinir. Öksürük tedavisinde yardımcı olabileceği düşünülür. Anne sütünü artırır emziren annelerde artan enerji ve sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olup süt yapımını artırır. Çocuklarda büyümeyi destekler. Çocuklarda büyüme için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Artan enerji ihtiyacı ile birlikte metabolizmadaki süreçleri yönetmek için vitamin gereksinimleri de artar. B vitaminleri karbonhidrat metabolizmasında yer almakla beraber hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur ve odaklanmayı kolaylaştırır. Sporcularda enerji ihtiyacını karşılar. Uzun saatler yoğun antrenman yapan sporcuların enerji ihtiyaçları artar tüketimi bu ihtiyacın hızlı karşılanması iyi bir içecektir. B grubu vitaminleri, karbonhidratların yakılıp enerji açığa çıkmasını sağlar ve sinir sistemini korur. Probiyotik olmasıyla da sporcuların bağışıklık sistemine destek olur. Depresyonu önlemeye yardımcı duygu durumu üzerinde etkili olan B grubu vitaminlerinin kaynağı olan boza, bu etkisiyle anksiyetenin önlenmesinde etkilidir. Ayrıca probiyotik yönüyle de bağırsak florasını düzenleyerek depresyon eğilimini azalmasına yardımcı olur. Sinir sistemi üzerinde pozitif etkisi olduğu düşünülür. Özellikle yıpranmış sinirlerin rahatlamasını ve sakinleşmesini sağlayabilir. Glüten alerjisi ve intoleransı olanlar dikkat. Türkiye'de yapımında genellikle darı irmi kullanıldığı için bu bozalar glütensizdir. Ancak arpa, buğday, yulaf gibi diğer tahıllar da yapımında kullanılabilir. Glüten hassasiyeti ya da çölyak hastalığı olan kişiler darıdan yapıldığından emin olmalı ve bu koşulla tüketmelidir. Diyabeti İnsülin direnci ve hipoglisemisi olanlar da boza tüketiminde çok dikkatli olmalıdır. Mayalı ürünlerin tüketimi gut hastalıklarının ataklarını şiddetlendirebilir. Bu kişilerin diyetlerinde olabildiğince mayalı ürünlerden kaçınmaları gerekir. Bu nedenle mayalı olan boza tüketiminden kaçınmalıdır. Kilo vermeye çalışan kişiler de tüketimine dikkat etmeli. Zira bozanın yüksek kalorili bir içecek olduğu unutulmamalı. Enerji değeri göz önünde bulundurularak günlük ekmek tüketimlerinden kısarak nadir olarak boza tüketmeliler.